Her yanı yapım kendisiyle birlikte spoiler alma endişesini beraberinde getiriyor. Biz de bugün uzmanlarımızla birlikte spoiler filmi bozar mı bozmaz mı sorusunu masaya yatıracağız. Yanımda spoilerdan gocunmayan Cevdet Canver ve spoilerdan inciren Ömercan Güldal var. Cevdet Bey, sizinle başlayalım. Bruce Willis'in ölü olduğunu bilseydiniz 6. hissi izleme keyfiniz kaçar mıydı? Kesinlikle kaçmazdı Deniz Hanım. Spoiler diye bir şey yoktur. Sıradan film vardır Ömercan Bey. Sıradan filmler sadece o spoil edilesi, o twistini söylediğin anda başka hiçbir şeyin önemi olmayan filmler. Bakınız 6. his, çok güzel söylediniz. Bunlar genelde sizin gibi pembe dizi severler tarafından sevilir, korunurlar. Aman orayı söyleme, burayı söyleme. Sıradan olmayan filmler vardır. Söylerseniz bile sonunu hiçbir şey değişmez. Bakınız Dogville. Mesela o kıza deseniz ki kardeşim bütün köyü yakıyor kız sonunda deseniz. Yani ne fark eder? Bütün film gayet her şeyi gene realist ve idealist bakış açısından mükemmel bir şekilde anlatmaktadır. Kaliteli film böyledir. Sıradan film falan diyorsunuz ama bu biraz şöyle bir konu değil mi? Mesela siz de örnek verdiniz. Bir tarafta 6. istediniz. Bir tarafta Dogville'den de, öyle değil mi? Şimdi 6. his hakikaten dediğiniz gibi sırf solo twist olsun gibi bir şey. Ama Dogville'i izliyorsun bütün film boyunca, aa bu karakter bak kibirli bilmem diyorsun. Sonunda döndürüyor. Bu bir öykü anlatım tekniğidir. Bunu insanlar işte güzelce kullanabilirler, yerinde kullanabilirler ya da sırf dikkat çekmek için kullanabilirler. Örneğin seks gibi. Siz mesela gidip de Çılgın Dershane filmindeki cinsellikle Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği içerisindeki cinselliği aynı kefeye mi koyuyorsunuz? Birinde öyküyü pekiştiren bir özellik, öbürü de sırf satsın diye konan bir meme. Aynı zamanda belki ben sonunda şey yapmak istiyorum. Yani ben illa her oturduğum filmi çok kaliteli, aman Allah'ım süper öyküyü bir görmek istiyorum. Belki sonunda olmak için izliyorum ben filmi. Olamaz mı? Olabilir. Nickelodeon's da olabilirsiniz siz sevgili Ömercan Bey, ama size bir soru soruyorum. Kadının biri yanınıza geldi veya bireyin biri yanınıza geldi. Çok önemli değil. Dedi ki ben sizle sevişeceğim. Şöyle mi dersiniz? Ama sonunu biliyorum. İlla ki ben boşalacağım. O zaman sizle ne sevişeyim canım? Serüvenin ne önemi var? Öyle mi diyeceksiniz? Hayır, yani? İşte ben tam olarak bunu bilmediğim için zaten heyecanlı. Ben mi boşalacağım? O mu boşalacak? Aynı anda mı boşalacağız? O mu boşalma olmayacak ya, önemli mı? Önemli değil. İdeal bir seksin, sizin, ideal bir film gibi katarsisi her iki tarafında boşalmasın. Tam tersi. Siz hani buna angaşe olduğunuz zaman ilk şeyiniz, yalnız bu nasıl bitecek, ona göre kendimi hazırlayayım mı diyorsunuz? Hayır. Tadını çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz, öyle değil mi? Pazarlamadan bahsettik, dikkat çekmekten bahsettik. Ömercan Bey, siz Charlie Cox'u fragmanlara koysalardı memnun olmaz mıydınız? Yani bir şeyleri saklamak mı lazım illa? Kesinlikle saklamak lazım. Bakın Charlie Cox dediğiniz güzel örnek gerçekten. Ben mesela onu bilmeden gittim sinemaya ve gördüğüm zaman da böyle oldum. Şimdi ben bu tepkiyi verebilmek istiyorum. Kimse benim tepkimi. Spider-Man No Way Home değil mi? Cedik be, söylemeyin ama her şeyi canım. Gerçekten yapımlar bile artık final bitirici verme konusunda çok ama çok ısrarcılar. Fragmanlarına her şeyi koyuyorlar. Bütün sürprizler kaçıyor. Hiçbir sinemada bunu yaşayamıyoruz. Spoiler sevmeyenlerin yüzünden koskoca Sir Patrick Stewart yalancı oldu ya. Ya Cevdet Bey, tam tersi. O da bu endüstrinin bir kurbanı. Şu örümcek adamı oynayan... Tamam. Söylemeyin her şeyi canım. No Way Home'da gözüken adamın neydi? Andrew Garfield. Ne? Adam çıldırdı ya, gitti geldi yalancılıktan. Bir de bir sevdi yalanını böyle Cevdet devamlı. Cevdet Bey bak. Ben de tam olarak bunu söylüyorum. O insanlar da bu endüstrinin, bu kültürün bir kurbanı. Adam keyif kaçırıcı. Vermeyeceğim diye 1000 takla atıyor. Koskoca Sir ünvanı almış orada. Hey 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 hü hü hü. Ben yaşlı dedeyim. Nereden bileyimcilik oyunları oynuyor. Sosyal medya spoiler konusunda büyük bir etken. Ama mesela Cevdet Bey, sizce Seven'da Kutudaki'nin Gwyneth Paltrow'un kafası olduğunu özellikle aramak gerekmez mi? Öyle şak diye karşımıza çıkar mı bunlar? O kutu meselesini açmanız çok iyi oldu. Ömercan Bey, ben size bir şey söyleyeyim mi? Spoiler sevenlerin şöyle bir sıkıntı var. Siz spoiler konusunu abartan insanlar, Ramazan'da lokantalara gidip insan döven tiplerle bir ortak özelliğiniz var. Nedir biliyor musunuz? Neymiş Cedit Bey? İradesizlik. Hayda. Ya kardeşim, madem iradesizsin niye okuyorsun o yazıları? Okuma. Neyim? Aynı şekilde madem iraden yok niye gidip adam dövüyorsun, yemek yiyor diye. Yani olur mu? Sen kendin iraden yok. Aynı şey, sizin benzetmeniz geçerli değil. Ben Ramazan'da niye yemek yiyorsun diye dövenlerden değilim. Ben Ramazan'da oruç tutmamasına rağmen gelip ağzıma yemek sokan. Efendim kim ağzınıza bir şey sokuyor? Sokuyor efendim. Hayır efendim, sokuyor. onu yapanla mücadele edin. Ağzınıza bir şey sokulmaması gerekiyor. Bakın, o konuda ben de sizinle hemfikirim. Hayır, gidip de yani şey değil ki, bilerek isteyerek aramıyorum ki, rastgele başka bir konuyu araştırıyorum. Bilişim, teknolojiyle ilgili bir şey gelişmiş. Ona bakacağım mesela. Hop, oradan birisi Nicole Kidman'ın hayalet olduğunu söylüyor. Böyle Ömercan Bey, bakın siz Twitter'a giriyor musunuz? Giriyorum ama Twitter, dikkatli giriyorum. Twitter ona rağmen özgür
siz rağmen ifade özgürlüğünün rağmen. Yeri. Yani siz Twitter'a giriyorsanız ifade özgürlüğü, her an her şeyi yazılan bir yere giriyorsunuz. Ya her şeyde ifade siz özgürlüğü buna, o zaman. Siz buna girerek imza atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben her an her şeyi görebilirim. O zaman giriyorsunuz ondan sonra amanın spoiler. Amanın bu şey. İfade özgürlüğü olsun. Her şey ifade özgürlüğü. Olur mu öyle şey? Aynı olur şey mi? Aynı şey tabii. En azından uyarabilirler. Öyle değil mi? Birazcık nezaket, birazcık anlayış, birazcık onunla bir iletişim, bir bağ, bir karşılıklı ben senden aldım, sen bana verdin. Biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu bir demokrasi. Farklı görüşler ve karşıt ayrılıklar bir arada var olabilir. Birbirimize karşı birazcık mesafeyi doğru düzgün bir mesafede tutmak için başına tag konabilir, öyle değil mi? Bu ben size ya Ömercan netice Bey, bozucu koyacağım. Ömercan Bey, bu çeviri denemelerinizin hepsi boktan. Öncelikle onu söylemek için gireyim. Biz spoiler ibaresi olmasın demiyoruz. Olabilir, sıkıntı yok ama sizin o spoiler kavramınız biraz farklı. Her şeyi A'dan Z'ye spoiler olarak görüyorsunuz. Ömercan Bey nezaketten bahsetti. Spoilerla ilgili yazılı olmayan kurallardan bir tanesi belirli bir süre geçmesini beklemek. Peki evet. Sizce Ömercan Bey Kayser Sözen'in katil olduğunu söylemeden önce ne kadar geçmesi gerekiyor? Şimdi efendim, bu biraz karmaşık bir konu. Biz buna bir takım müddetler koyuyoruz. Bu örneğin web siteleri için 3 gün, YouTube kanalları için 1 hafta, gazete manşetleri için 1 ay, sokakta yeni DC filminde teneke adam sonda ölüyor falan gibi sokakta bağıra bağıra bunu gezmek için bu bir da bir spoiler. Ay. Haklısınız Cevdet Bey. Bu da bir spoiler. Sizin bakış açınızda bu da bir spoiler. Bence bu program baştan aşağı zaten bir tat kaçırıcı ama şimdilik aramızda kalsın. Bu öyle bir müddet durumu var. Fakat bu müddetler de bu kadar basit değil. Çünkü örneğin şimdi Friends diye dizi var, öyle değil mi? 90'larda 2000 başına kadar filan hep biz izledik. İşte kimin kimle yattığını kalktığını öğrendik. Sonunda taşındıkları mı? Ya Cevdet Bey ama! Mesela Friends'i işte bir platform yeniden tekrar sirkülasyona sokuyor. Yeni bir jenerasyon izliyor. O yeni jenerasyon onunla şey yapıyor. Biz böyle anamızın karnından genetik hafızayla doğmuyoruz ki. İşte eski filmde şu olmuştu, yok 1940'da çıkartılmıştı. O yüzden genel olarak bir zaman şeyi biraz anlayışlı olarak konulabilir. Fakat benim nasihatim, yani bu zaman olayının aşırı fazla uzun bir zaman olması. Aşırı kelimesi olumsuzluk ifade eder. Ama ben hani bunu pekiştirebilmek için kullandım. Ömercan Bey, size bir soru soracağım. Siz her şeyi spoiler olarak görüyorsunuz. Ya. Yok ya, spoiler demeyelim de işte nihayet gösteren. Siz dinsiz misiniz? Cevdet Bey, ne alakası var? Kişisel bir soru belli yani. Belli ki dinsizsiniz yani. Size deseler ki şimdi işte Kurban Bayramı'nda Hazreti İbrahim çocuğu ölmesin diye. Ya söylemeyin Allah, Cevdet Bey. Söylemeyin Cevdet Bey yapacaksınız. Belki ben onu okuyacağım. Oradan etkileneceğim ve mesela o şeye geçeceğim. O yolculuğa siz diyelim. Mesela, siz mesela bu spoiler sevenler aynı zamanda ciddiye alanlar cahil insanlar oluyor. Sizin gibi cahil insanlar. Mesela, Cevdet Bey ne alakası var? Bilmemek çok değil, alakası öğrenmemek var. Ayıptır Cevdet Bey ya. Malcolm X'in vurulduğunu yok bilmekle... Artık. Fetih filminin sonunda neyi fethedecekler acaba demek arasında bir fark göremiyorum. Ya filmin siz adı, böylesiniz. Cevdet Bey kendi söylüyorsun. Filmin adı Fetih. Nereyi fethediyorlar bilmiyoruz. Ya siz şimdi yanınızdaki ne? Yanınızdaki derse ki bak görüyor musun? Şimdi Fatih İstanbul'u fethedecek dediğini siz şöyle mi yapıyorsun Cevdet Bey? Ya spoiler verme Cevdet kadın Bey. Ya. Kadın spoiler siz, verme bak, mi diyorsunuz? Bak demagoji yapıyorsunuz Cevdet Bey. Siz mesela çocukluğunuzu hatırlayın. Tamam mı? Bak 9 yaşındasınız. İlkokul 3'sünüz. Osmanlı gelişme kısmını öğreniyorsunuz. Hoca geliyor anlatıyor. Sonra çocuklar Sultan Mehmet adına Fatih ismini aldıracak o fetihi yapıyor. Vaa diye sırf da coşmadınız mı? Ya coştuk işte, i̇şte onu diyorum zaten. İşte ben o coşma anını yaşayabilmek istiyorum. Ben onu bilmiyorum. Ya sabah annem kahvaltıda siz, söyleseydi. Siz onun ya, coşma ya, anını ya, bak. Ya okula siz giderken ben afişini anını... görseydim Fatih İstanbul alıyor. Ömercan ben, Bey. Bu dersi dinlemezdim. Siz onun coşma anını yaşıyorsunuz. Fetih diye film çıkıyor. Ben İstanbul'u fethedecekler dediğimde öyle spoiler mi? Vermeyin diyorsunuz. Ya siz söylerim. Onu yaşamışsınız artık. Söyle biliyor olmanız lazım sizin bunu yahu. Ya belki bilmiyorum. Ayrıca İstanbul'un fethi tamam benim tarihimden ama yani mesela Santuzu'nun fethi olabilir. Yani onu fethettiği bir yer. Canım onu da bilmiyor olabilirsiniz ama birileri bahsedince niye bahsediyorsun ulan dediğinde dönüp ulan gerizekalı size demedim Deniz Hanım. Benim tarihim ben biliyorum. Okuma beni. Sen Çince nereden biliyorsun sen? Diyor olabilir yani. Çevirisi var Cevdet Bey. Çince mi okumak zorundayım ya? Spoiler'ın niteliği konu oldu aslında. Cevdet Bey Game of Thrones'ta Ned Stark'ın öldüğünü söylemek mi yoksa Bran'ın tahta geçtiğini söylemek mi spoiler? Ömercan Bey bir kere siz kendinizi bir geek olarak tanımlıyorsunuz. Ben anımsıyorum. Siz Geek Yapar'ın kurucularından birisiniz. Doğrudur. Ve Geek Yapar'da ben hatırlarım. Hepimiz dört gözle beklerdik. Efendim Game of Thrones inceleme, Flash inceleme. Tabii, orada tabii. Siz spoiler demez her şeyi söylerdiniz bir geek olarak. Tabii. Şimdi öyle faşizan bir tutum içerisindesiniz ki biri herhangi bir şey söylediğinde hemen hayır bu spoiler, hayır şu spoiler. Ya spoiler değil. Film inceleme yapıyor adamlar ya. Söylemeyecekler mi? Ya hayır olur mu canım? Ben onu konuşmayacaklar demiyorum. Ama bak biz de yazıyorduk oraya. Bunun netice
gece parçalayıcısı var diyorduk. Bunu yazıyorduk yani, bunu belirtiyorduk. Siz yazıyordunuz ama. Gelen insanlar size demiyor muydu? Ama siz şimdi flash'ta bana şunu söylediniz. Siz o gelen insanlar ne diyordunuz Ömercan Bey? Ne diyormuşum? Ne diyordunuz? Ne size soruyorum. Ben soruyorum. Ne diyormuşum? Flash spoiler inceleme videonuz altına siz bana flash'ın işte annesinin yemek yaptığını söylediniz. Özür diliyordum o insanlardan Cevdet. Ya Ömercan Bey. Diliyordum. Özür dilemiyordunuz. Hatamı anladık. Böyle yapıyordunuz. İnsanlar değişir. Böyle yapıyordunuz. Sen salak mısın çocuğum yapıyordunuz kameraya. Ben hatırlıyorum. Estağfurullah. Sen salak mısın? Asla. Çocuk da gelmiyordu asla. Bir daha. Ya bırakın. Ömercan Bey ben şimdi aynı şeyi size yapıyorum. Asla böyle bir şey aynı yapmadım. Şeyi size yapıyorum. Bel altı vuruyorsunuz Cevdet Bey. Ben hayatımda böyle bir muamele görmedim. Kişiselleşti konu. Aslında spoiler'ın da böyle bir tarafı var sanırım Ömercan Bey. Spoiler'la ilgili kişisel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bakın benim gözüm yükseklerde değil. Ben hiçbir zaman dünyanın bir köşesini yöneteceğimi düşünmedim. Ben hiçbir zaman bir odaya girdiğim zaman herkesin dönüp bakıp "Aa bakın kim gelmiş. Aa vah vah vah" filan diyeceğini şey yapmadım. Ben hiçbir zaman "Aa şuradaki yat kimin? Hop drink benim" falan tarzı bir şey olmadım. Herkesin kaçabildiği tek tük bir şeyler var şu hayatında. Kimi insanlarda canım benim yazık sabah bekler. Efendim işte Amerika'da gece yayınlanıyor diye. Bizde 5'te sabahın 5'inde yayınlanır. 4.30'da uyanır. Hazırlar bilmem ne onu izleyeceğim diye kasar. 3 haftadır 5 haftadır beklemiştir. Tam işte koyarsın şeyi HDMI'yi takmışsın laptopa oradan o yükleniyor filan. Biraz hani zor yükleniyor ya malum sizler. Oradan beklerken Twitter'a 2 dakika bakayım dersin. Oradan yazar. Aa adam sonunda kadın çıkıyormuş filan falan diye. Bütün tadın kaçar. Bu bir tane kutsalımız var yani. O kutsalı da azıcık saygı görülsün istiyoruz ya. Ömercan Bey siz nasıl can sperane bir şekilde kalkıp saat 5'te o diziyi izlemeye koyuluyorsanız evet. Oradaki insan da sizin kadar aynı hevesle oturup Twitter'ına diyor ki Ömercan Güldal filmde kadın çıkıyor. Vallahi işte ben de onu diyorum yani. Saat 5'te kalktığı zaman insan bir kere ilk yapacağı şey lavaboya girmek olur. Ve o sırada da telefonuna bakıyorsun artık. Ama çağda siz, öyle değil mi? 2 şey saniye bakıyorsun Reddit'te hop işte sonunda maalesef ikiz çıkıyorlarmış. Efendim hayatta bazıları lavaboya giren ikiye ayrılır. Lavaboya girip de okuyanlar, lavaboya girip de yazanlar. Bir de yazanlar var. 3 dakikada girmişim. Dostoyevski mi okuyayım? Allah Allah. Twitter'a gireceğim herhalde. Tamam onlar da Dostoyevski kitabı yazmıyor. Twitter'a tweet atıyorlar işte. Bu tip böyle sevdiği, hayran olduğu şeyleri. Ben size kişisel bir şey söyleyeyim mi Ömercan Bey? Madem kişisel diyorsunuz. Bundan yıllar önce bir tane küçük çocuk evde kitap okuyor. Yüzüklerin Efendisi. Cevdet Bey. Yüzüklerin Efendisi'ni okuyor. Birinci kitabı bitirmiş, ikinci kitabı bitirmiş. Cevdet Bey. Baktım ağlıyor. Bak. Dedim niye ağlıyorsun? Cevdet. Neden? Cevdet. Dedim ki ağlama. Ne oldu? Dedi ki Frodo öldü. Onu bir dişi örümcek öldürdü. Şelob. Şelob öldürdü. Çok böyle duygusal bir yerimde dedim ki Ömercan dedim. Haşna baby baby don't you cry. Ömercan dedim ağlama. O dedim ölmedi. Üçüncü kitapta gelecek dedim. Eşek kaçtı falan düştü. Sen bana nasıl spoiler verirsin? Olur mu böyle şey? Allah kahretmesin seni. Sen benim kuzenim değilsin. Hatırlıyor musun o günü? Cevdet Bey bakın bu gözyaşları ne öfkeden ne üzüntüden ne sinirden ne bir şeyden. İnanın şu an parçaladığınız mahvettiğiniz çocukluğuma döndüm. Hayatımda bir tane kitap okuyacağım. Fantastik janraya giriş kitabım. Orada da sizin yüzünüzden bu ölmüyor ki şeklinde aman Tolkien'de ayava falan tarzı hislerle Ömercan bana Yüzükler Efendisi'ni tecrübe ettirdiniz. O küçük çocuk şimdi büyüdü. Ben daha güzel, daha büyük bir spoiler vereyim mi size Ömercan Bey? Neyi? Ömercan Bey. Ya, kusura bakmayın ama öleceksiniz Ömercan Bey. Allah Allah. Hepimiz öleceğiz Ömercan Bey. Ya Allah spoiler aşkına. Olmasın ama Deniz Hanım ölecek. Bak, Ömercan Bey. Mert Bey var arkada ölecek. Ben zaten çok da ya bırakın Allah aşkına. Frodo esas olan mı ya? Böyle adam, yaşanır niye? Mı ya? Adam hayatın keyfini çıkarın ya. Hayatın keyfini çıkarın. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Ama gerekli dikkati göstermek mümkün. Siz siz olun, nazik olun. Kek 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 k